Herkese merhaba. Boğaz yarışı elemesi için birkaç tane bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Birincisi, biz takım halinde yüzüyoruz ya da sizler takım halinde yüzüyorsunuz ama yüzerken yalnız başınızasınız. Yani önemli bir yarışmada, derece alımında yalnız başınızasınız. Dolayısıyla da oraya gittiğiniz zaman da takım arkadaşlarınızdan ve çevrenizdeki herkesten ayrılın. Her şeyle bağlantıyı kopartın. Ve yalnız başınıza sadece yüzeceğiniz mesafe 800 metre, bedeniniz ve havuza odaklanın. Başka hiçbir şeye değil. İyi konsantre olmanız gerekiyor. Eğer ki başkalarıyla çok fazla zaman geçirip çok fazla muhabbet içerisinde olursanız bu konsantrasyonunuzu alt edecektir. O yüzden de mümkün mertebe kendi başınıza kalıp 800 metreye konsantre olun. Yüzmenize konsantre olun. Yüzerken yanınıza takım arkadaşlarınız olursa onlarla beraber bir bağlantı kurmak, işte onların temposunda gitmek, tempoyu ayarlamak gibi hatalar içerisine düşebilirsiniz. Orada yalnız başınıza olduğunuzu tekrar hatırlatıp temponuzu da sadece kendinize göre belirlemelisiniz. Başka birisi, başka bir şey hiçbir şekilde devreye girmemesi lazım. Başka birisiyle yüzüp aynı tempoda dahi yüzseniz belki o gününde değildir, temposunu arttıramaz, bu sefer siz de geri kalırsınız. O yüzden 800 metreyi kendiniz kendi temponunuzla antrenmanlardaki gibi yüzmelisiniz. Doğru sayma konusuna gelirsek 800 metreyi nasıl doğru sayacağız? Bu anlamda yapmanız gereken şey aslında çok basit. Sadece arkanızda kalan mesafeyi sayacaksınız. Örnek veriyorum. 100 metreyi döndüm, 100 metre bitti. 200 döndüm, 200 bitti tarzında saymanız gerekiyor. Eğer örnek veriyorum 200 metre bitti, 600 metre kaldı gibi bir sayma modeline girerseniz o zaman işler karışacaktır. Hem antrenmanın pardon, hem yüzmenin heyecanıyla hem de kaldı mı, kaç metre kaldı, kaç metreye gidiyordum gibi sorular zihninizi bulandıracak. O yüzden en doğrusu bir tane referans noktası alıp ve gerinde kaldığı mesafeyi sadece saymanız gerekiyor. Tempo nasıl olmalı? 800 metreyi hangi tempo ile yüzüyorsanız antrenmanda o şekilde olmalı. Burada temponuzu ayarlarken hızlı başlamamanız, daha ortalama bir tempo ile başlayıp yarışın son metrelerinde işte elinizden geldiğin en iyisini yüzmeniz gerekir. Beslenmeye nasıl olmalı diye çok fazla soru alıyorum. Beslenmenizde normal hayatta nasıl besleniyorsanız, antrenmana gelmeden önce nasıl besleniyorsanız o şekilde olması lazım. Yine antrenmandan yaptığınız farklı şeyleri denerseniz bunlar farklı sonuçlar doğuracağı için, bilinmez sonuçlar doğuracağı için belki pek de iyi olmayabilir. O yüzden normal antrenmanda nasıl besleniyorsanız aynı şekilde beslenin. Yarışmaların antrenmandan herhangi bir farkı yok. Yani en azından böyle olması gerekir. Siz antrenmanı o yarış için yüzüyor olmalısınız ki bir farkı olmasın. Yani ona yönelik çalıştığınız için, o yarışa yönelik çalıştığınız için antrenman zaten size o yarışın dinamiklerini öğretiyor olması gerekli. Bizim yaptığımız antrenmanlarda bu yarışmalar için aynı mantalitede olduğundan dolayı beslenmenize de bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Suya girmeden önce mutlaka ısının. Karada omuz ısınmanızı, omurga ısınmanızı mutlaka yapın. Onun haricinde biraz nabzınızı yükseltebilirsiniz. Ama ısınmayı mutlaka yapmanız gerekli. Vaktinde orada olun. Geç kalmayın. Bazen saatler şaşabilir, erken geç olabilir. Ama orada vaktinde olmak, ortamı solumak, yani konsantrasyon açısından da orada olmanız çok önemli. Her şeyden önemlisi orada keyfinize bakın. İyi vakit geçirmeye çalışın. 800 metreyi de umarım herkes elinden geldiğinin en iyisini yaparak iyi bir şekilde yüzecektir. Ama hani iyi de yüzseniz, daha kötü de yüzseniz, normal yüzdüğünüz dereceden, bu hiçbir şekilde bizim için bir kıstas değil. Yani
yüzmeyi iyi ya da kötü sıfatlarıyla değerlendirmek zaten benim bakış açıma uymuyor. O yüzden de yapabildiğinizin en iyisini yapın. Gerisi de artık nasıl olacaksa öyle olacak yani. Boğaz yarışı haricinde bir sürü yarışma var etrafta ve daha rahat şartlarda katılabileceğiniz, daha keyifli olabilecek hatta bir sürü yarışma var. Bunlar da zaten yaz boyu yüzersiniz. Bu yıl olmazsa Boğaz yarışı önümüzdeki yıl orada yüzersiniz. Ama yani hani Boğaz yarışının bu zorlukları her yıl biraz daha bizleri yarıştan uzaklaştırmakta. Fakat orada kulaç atmanın da gerçekten keyfi çok başka. O yüzden umarım hakkınızda en iyisi olur. Şimdilik benden bu kadar.